tüm insanlığı aydınlatan peygamberlerin yaşamı ve mücadelesi 15 VCD ve 2 kitaptan oluşan muhteşem bir setle artık evinizde. Peygamberlerin hayatı ve Kur'an mucizeleri seti. Ailece zevkle, heyecanla izleyeceksiniz. Sevdiklerinize alabileceğiniz en anlamlı hediye. Hafızalardan silinmeyecek 15 film ve 2 kitap yalnızca 49 milyon lira. Hazreti Süleyman, büyük cihan peygamberi. Allah ona büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik bahşetti. Cinleri ve kuşları emrine verdi. Onu üstün ilimlerle donattı. Eşi ve benzeri görülmemiş, çok güçlü bir orduya sahip oldu. Nice inançsız topluma Allah'ın varlığını ve birliğini tebliğ etti. Bu unutulmaz filmi bu sette bulabilirsiniz. Tam 15 film, 2 kitap bir sette, ücretsiz teslim ve yalnızca 49 milyon lira. Sakın kaçırmayın. Bu muhteşem sete bir telefonla hemen sahip olabilirsiniz. Global yayıncılık sipariş hattı 0212 444 444 1. Bir başyapıt. Kur'an mucizeleri. Modern teknoloji her geçen gün Kur'an-ı Kerim'in yeni bir mucizesini ortaya çıkarıyor. İnananların imanı artıyor, birçok insanın da iman etmesine vesile oluyor. İşte 1400 yıl önce Kur'an'da işaret edilen mucizelerden bazıları. Zariyat suresinin 47. ayetinde işaret edildiği gibi evren genişlemektedir. Hadid suresinin 25. ayetinde işaret edildiği gibi demir yeryüzünde oluşmaz, süpernovalardan göktaşlarıyla taşınır. Nahl suresinin 68. ayetinde belirtildiği gibi kovandaki işleri dişi bal arıları yapar. Rahman suresinin 20. ayetinde belirtildiği gibi iki deniz birbirine karışmaz, aralarında engel vardır. Bütün bu mucizeleri içeren Kur'an kesin olarak Allah'ın sözüdür. Tüm bu gerçekleri Kur'an mucizeleri VCD'lerinde izleyebilirsiniz. Bu filmlerin dışında Hazreti Muhammed, Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut, Hazreti İsa gelecek, Hazreti Yusuf, Hazreti Musa, Hazreti Nuh, beklenen Mehdi, ahir zaman alametleri ve birbirinden değerli diğer filmler. Tam 15 film, 2 kitap, bir sette ücretsiz teslim ve yalnızca 49 milyon lira. Görülmemiş fiyat. Bu muhteşem sete bir telefonla ulaşabilirsiniz. Global yayıncılık sipariş hattı 0212 444 444 1. Bu kadarla kalmıyor. Bu 15 güzel film yanında 2 mükemmel kitaba da sahip oluyorsunuz. Hazreti Muhammed'in hayatı. 1400 yıldır inananların yol göstericisi oldu. Güzel ahlakı kıyamete kadar örnek olmaya devam edecektir. Sayfa tasarımları ve içerdiği konularla bu konuda kaleme alınmış en görkemli eser. Kuşa kağıt, kabartma karton kapak, tamamı renkli resimli, tam 344 sayfa. Hayranlıkla okuyacağınız bu eser kütüphanenizin en değerli hazinesi olacak. Ailenize ve sevdiklerinize mutlaka okutun. Hazreti İsa'nın geliş alametleri. Hazreti İsa Allah katında ölmedi. Yeryüzüne tekrar gelecek. Tüm zulüm ve haksızlıklar son bulacak. Dünya barış, bereket ve adaletle dolacaktır. Bu konuda söylenmiş tüm rivayetleri ve işaret edilen olayları bu kitapta bulabilirsiniz. Tam 564 sayfa kuşa kağıt, lüks kabartma kapak. Benzersiz bir kitap. Mutlaka okuyun, okutun. 15 film, 2 kitap, 1 sette, ücretsiz teslim ve yalnızca 49 milyon lira. Sakın kaçırmayın. Bu muhteşem sete bir telefonla ulaşabilirsiniz. Global yayıncılık sipariş hattı 0212 444 444 1. Filistin, Lübnan,
İsrail, Bosna Hersek, Cezayir, Eritre, Kosova ya da Irak. Bu ülkeler geçtiğimiz 20. yüzyılda dünyanın en kanlı, en karışık ve en huzursuz bölgeleriydi. Bu bölgelerde yaşayan Müslüman halklar, iç savaşlar, işgaller, gerilla hareketleri, etnik temizlikler, sürgünler ve mülteciler gördü. Özellikle etnik ve dini farklılıklara dayanan çatışmalar bu geniş coğrafyayı kan ve gözyaşıyla suladı. 21. yüzyılın hemen başlarında yaşanan gelişmelerse kalıcı bir çözüm bulunamazsa bu bölgelerdeki istikrarsızlığın artarak devam edeceğini gösteriyor. Oysa bu coğrafya bir zamanlar böyle değildi. Aksine bu bölgelerde asırlar süren bir istikrar, barış ve huzur dönemi yaşanmıştı. Balkanlar'da 19. Orta Doğu'da ise 20. yüzyıla kadar süren bu istikrarın kaynağı ise bu bölgelerdeki Osmanlı hakimiyetiydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları ve etki alanı içinde üç dine ve sayısız mezhebe mensup dilleri, kültürleri, ırkları birbirinden farklı milyonlarca insan asırlar boyunca barış içinde yaşadı. Peki Osmanlı bunu nasıl başardı? Bu sorunun cevabı Osmanlı'nın kendine rehber edindiği İslam ahlakıydı. Osmanlı Devleti'nin en büyük hedefi İslam'ın bayraktarlığını yapmak, İslam adaletini ve ahlakını dünyaya yaymaktı. Bu nedenle de Osmanlı fethettiği topraklarda Allah'ın Kur'an'da emrettiği gibi hiçbir zora ve baskıya başvurmadı. Farklı grupları büyük bir adalet ve hoşgörüyle yönetti. Osmanlı yönetimi için sadece Müslüman halkların değil, kendine tabi olan her dinden insanın rahatı ve mutluluğu önemliydi. Osmanlı padişahları kendilerinden yardım isteyenler Müslüman olmasalar da onlara yardım etmiş ve bunun Allah'a karşı bir sorumluluk olduğunu bilmişlerdi. Bu, iman edenlere Kur'an'da bildirilen bir emirdir. Bir ayette şöyle buyrulur: "Eğer müşriklerden biri senden güvenlik isterse ona güvenlik ver. Öyle ki Allah'ın sözünü dinlemiş olsun. Sonra onu güvenlik içinde olacağı yere ulaştır. Bu onların elbette bilmeyen bir topluluk olmaları nedeniyledir." Osmanlı padişahlarının Allah ve peygamber sevgisi adaletli, merhametli ve dolayısıyla da başarılı bir yönetim kurmalarını sağladı. Piri Paşa'nın Yavuz Sultan Selim için sarf ettiği sözler, Osmanlı padişahlarının örnek ahlakını ortaya koymaktadır. Kendilerini padişah bilmezlerdi. Hak Teâlâ'nın, zavallı ve yoksul kullarının ve yeryüzündeki tüm kullarının güvenliğini sağlamaya gönderdiği değersiz biriyim derlerdi. Osmanlı'nın yaşamaktan şeref duyduğu İslam ahlakı, insana kendi aleyhinde olsa bile adaleti emrediyordu.
Kur'an'da Allah'ın bildirdiği bu ahlak özelliği, Osmanlı'nın ve tüm dünya Müslümanlarının üstün adalet anlayışının da temel taşıdır. Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhinde dahi olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Onlar ister zengin olsun, ister fakir olsun. Çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp hevalarınıza uymayın. Din ve vicdan hürriyeti Osmanlı İmparatorluğu'nda titizlikle uygulandı. Osmanlı topraklarında kilise, havra ve camiler yan yanaydı. Bu nedenle başta Katolik Avrupa'nın katı baskılarına maruz kalan Ortodoks Balkan halkları olmak üzere pek çok halk, çoğu kez Hristiyan yöneticiler yerine Osmanlı hakimiyeti altında yaşamayı tercih etti. Sadece Hristiyanlar değil, 15. yüzyılın sonlarında İspanya'dan sürülen Yahudiler de kitleler halinde adaletinden ve hoşgörüsünden emin oldukları Osmanlı yönetimine sığındılar. Bugün söz konusu coğrafyada yaşayan milletlerin hepsi Osmanlı'nın adaletine, hoşgörüsüne ve kendilerine sağladıkları barış ortamına şahitlik etmiştir. Yıllardır bu topraklarda süregelen savaş, karmaşa ve düzensizlik yüzünden huzura, güvenliğe ve barışa hasret kalmış olan mazlum Müslüman halklar yeni bir Osmanlı'nın özlemi içindedir. Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen insanlık tarihinin en büyük terör eyleminden sonra Türkiye'nin de merkezinde bulunduğu Orta Doğu, Orta Asya ve Balkanlardaki otorite boşluğu bir kez daha gündeme geldi. Ve ülkemizi de yakından ilgilendiren önemli bir soruya cevap aranmaya başlandı. Osmanlı'nın yıkılışının ardından dünyada ortaya çıkan otorite boşluğu nasıl doldurulacaktı? Dünyanın ünlü siyaset uzmanları ve devlet adamları bu konuda önemli bir ülkenin ismini telaffuz etmeye başladı. Bu ülke Osmanlı'nın tarihsel mirasçısı olan Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Gerçekten de Türkiye, Balkanlar ve Orta Doğu'ya nizam getirmiş olan yegane gücün mirasçısıdır. Bu mirasın Türkiye'ye ne gibi bir stratejik ufuk kazandırdığına üç ayrı yönden bakabiliriz. Birinci yön, Balkanlar ya da bizim eski Rumeli'dir. Osmanlı İmparatorluğu, Balkan Yarımadası'na 15. yüzyılın ikinci yarısında egemen oldu. Bu dönemde bölge birbiriyle daimi bir çatışma halindeki Hristiyan halklarla doluydu. Sırplar, Bulgarlar, Hırvatlarla Boşnaklar arasındaki çatışma tam bir kaos doğurmuştu. Ancak Osmanlı yönetimi hem bu halkların arasındaki çatışmalara bir son verdi, hem de kendi inançlarına göre yaşayabilecekleri özgür bir ortam sundu. Ancak Osmanlı'nın Balkanlara ve Orta Doğu'ya getirdiği düzen, 18. yüzyıldan itibaren aşamalı olarak bozuldu. 20. yüzyılın başlarında da tümüyle ortadan kalktı. Balkan devletleri 19. yüzyılın farklı aşamalarında Osmanlı'dan bağımsız oldular.
Ancak bağımsızlık onlara umdukları huzur ve istikrarı sağlayamadı. Aksine birbirleriyle toprak kavgalarına giriştiler. 1912 ve 1913 yıllarındaki Balkan Savaşları, Osmanlı'nın bölgeden çekilmesinin, bölgedeki nizamı nasıl yok ettiğinin kanlı bir dersiydi. Balkan devletleri, 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün Rumeli topraklarını ele geçirdiler. Ve böylece Balkanlardaki Osmanlı varlığına son verdiler. Ama aynı zamanda var olan düzeni kaldırmışlar, yerine savaş ve kaos koymuşlardı. Osmanlı'dan geriye kalan toprakların paylaşılması konusunda birbirleriyle anlaşamadılar ve böylece 2. Balkan Savaşı patlak verdi. Balkan Yarımadası, 2. Balkan Savaşı'nın durulmasından kısa bir süre sonra bu kez 1. Dünya Savaşı ile kana bulandı. İki Dünya Savaşı arasındaki dönemde Balkanlarda komitacılar, çeteler, gerilla örgütleri boy gösterdi. İkinci Dünya Savaşı'nda ise Balkan Yarımadası bir kez daha ve çok geniş çapta kana bulandı. Balkanlardaki bu karmaşanın İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte durulduğu, Soğuk Savaş'la birlikte bölgenin kalıcı bir istikrara kavuştuğu sanılıyordu. Oysa gerçeklerin hiç de böyle olmadığı, Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana çok açık bir biçimde ortaya çıktı. Balkan halkları 1990'dan başlayarak yeniden birbirleriyle çatışmaya başladılar. Hırvatlar ve Sırplar arasındaki gerginlik 1991'de savaşa dönüştü. Sırp saldırganlığı daha sonra Bosna Hersek'teki Müslümanları hedef aldı. 1992'de başlayan ve 1995 baharına kadar süren savaşta dünya tarihinde eşine ender rastlanır bir vahşet yaşandı. İnsan hakları kuruluşlarının raporlarına göre Bosna'daki Sırp vahşetinin bilançosu inanılmaz boyutlardaydı. 3 yıl süren savaşta 250 bin Bosnalı Müslüman şehit oldu. 2 milyon kişi evini terk etmek zorunda bırakıldı. 50 bin Müslüman kadına tecavüz edildi. Bosna Hersek'te yaşanan katliamların izleri silinmeden bu kez Kosova'da ikinci bir Sırp vahşeti yaşandı. 27 Şubat 1998'de Kosova'ya giren Sırplar bölgede sistemli bir soykırım uygulamasına giriştiler. ...960 bin Müslüman Arnavut, yüzyıllardır yaşadıkları toprakları bir gecede terk etmek zorunda kaldı. Topraklarını terk etmeyenlerse katledildi ve tecavüze uğradı. Binlerce Kosovalı Müslüman çocuk öksüz kaldı. Bu vahşetin ardındaysa Sırpların 600 yıllık intikam hisleri yatmaktadır. Radikal Sırplar Balkan Müslümanlarını Osmanlı'nın devamı olarak görmekte, bu nedenle de onları yok etmek istemektedirler. Amaçları Osmanlı'nın ardında kalan tüm izlerini ortadan kaldırmaktır. Sadece Sırbistan'da değil, Makedonya'da da Müslümanları yok etmek isteyenler vardır. Bunun bir örneği 2001 yılının Mart ayında Makedonya'da gerçekleşen saldırıydı. Kosova sınırında öldürülen 3 Makedon askerini bahane eden Makedonya yönetimi bölgedeki Müslümanlara karşı topyekün savaş başlattı. Çatışmalarda yüzlerce Müslüman hayatını kaybetti. Ancak komünizmin yıkılmasının hemen ardından bu vahşetlerle karşı karşıya kalan Balkan Müslümanları
50 yıldır maruz kaldıkları sistemli asimilasyon politikası ve dinsizlik propagandasına rağmen dinlerine sahip çıktılar. Bugün Balkanlarda Osmanlı'nın miras bıraktığı topraklar üzerinde kurulmuş tam 7 devlet var. Bu devletlerin hiçbiri etnik yönden homojen değiller. Hepsinde etnik ya da dini azınlıklar var ve bu azınlıklar potansiyel bir gerginlik nedeni. Ayrıca bu devletlerin aralarında uzlaşmaz çıkar çatışmaları var. Oysa bu devletleri oluşturan halklar Osmanlı zamanında da vardılar. Ama Osmanlı üst bir otorite olarak bu halkları bir arada yaşatmıştı. Bir asırdır süren söz konusu otorite boşluğuysa bölgenin sahipsiz kalmasıyla sonuçlandı. Bu otorite boşluğundan en çok zarar gören Balkan halkları ise Osmanlı'nın bölgedeki en önemli mirası olan Müslümanlar oldu. Günümüzde Devlet-i Ali Osmaniye artık yoktur. Ama Balkanları bir uçtan bir uca kat eden Osmanlı kültür ve medeniyeti hala ayaktadır. Balkanlara yüzyıllar boyu İslam barış ve hoşgörüsünü götürmüş olan Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihsel mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti, Balkan Müslümanlarının huzur ve güvenini sağlayacak tek güçtür. Yunanlı tarihçi Thanos Veremis bu gerçeği şu şekilde açıklar. Doğu Avrupa'da komünizmin çöküşüyle birlikte Türkiye'nin Balkan Müslümanlarıyla olan ilgisi de önem kazandı. Bulgar, Türk, Sırp, Hırvat ve Arnavut gibi farklı etnik kökenlerden gelen 5,5 milyon Balkan Müslümanı, Karadeniz'den Adriyatik'e kadar uzanan bir coğrafi kuşak oluşturmaktadırlar. Türkiye'nin bu Balkan Müslümanlarının koruyuculuğunu üstlenerek bölgedeki etkisini büyütmesi muhtemel bir gelişmedir. Sayıları 10 milyonu aşan Balkan Müslümanları Edirne'den Bihaç'a kadar uzanan bir hat üzerinde yaşamaktadır. Dahası bu hat üzerinde 1912'den bu yana direnmektedirler. Tek umutları ise bir gün eski huzurun, barışın, düzenin ve güçlü bir birliğin yeniden kurulmasıdır. Orta Doğu belki de dünya coğrafyasının en karmaşık, en sorunlu ve en önemli bölgesi. Tarih boyunca çok sayıda savaş, işgal ve katliama maruz kalan Orta Doğu, günümüzde İslam dünyasının adeta kanayan bir yarası.
20. yüzyılın en büyük değeri haline gelmiş olan petrol sayesinde büyük önem kazanan Orta Doğu, 19. yüzyılın başından bu yana dünyanın en istikrarsız, en kanlı bölgelerinden biri haline geldi. Savaş, terör, işgal, katliam, çatışma gibi kelimeler Orta Doğu halkının günlük hayatının adeta bir parçası oldu. Ama Orta Doğu hep böyle değildi. Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin kutsal mekanlarını barındıran bölge, tarih boyunca en uzun istikrar dönemini Osmanlılar zamanında yaşadı. Orta Doğu halkları 400 yıl boyunca adalet, barış ve güvenlik içinde yaşam sürdü. Bölgenin büyük bir bölümü 1517'de Yavuz Sultan Selim'in fethiyle Osmanlı topraklarına katılmıştı. Ardından Hicaz topraklarının da Osmanlı sınırlarına dahil edilmesiyle birlikte bölgede tam anlamıyla bir Osmanlı hakimiyeti sağlanmıştır. Osmanlı hakimiyetiyle birlikte bölgeye huzur, bolluk ve refah gelmiştir. Kanuni Sultan Süleyman başta olmak üzere tüm Türk hükümdarları da Kudüs topraklarına özel bir ilgi göstermiş, imparatorluğun en zor ve sıkıntılı günlerinde dahi bu bölgeyi ihmal etmemişlerdir. Kurulan vakıflar ve eğitim kurumlarının yardımıyla halkın maddi durumu kadar kültür seviyesinin de yükselmesi için çaba göstermişler, bölgede köklü bir medeniyet kurmuşlardır. Ancak bu toprakların Osmanlı'nın elinden çıkmasıyla birlikte Orta Doğu'yu etkisi altına alan ve aşırı şiddet içeren politikalar bölgede var olan dirlik ve düzeni bozmuştur. Balkanlardakine benzer bir süreç 19. yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyılın başında Orta Doğu'da da yaşandı. Osmanlı'yı bu bölgeden sürmek ve kendi egemenliklerini bölgeye yaymak isteyen güçler bu kez İngiltere ve Fransa'ydı. Özellikle de Orta Doğu'nun dünyanın en zengin petrol yataklarını barındırdığının fark edilmesiyle birlikte bu iki güç Orta Doğu'yu paylaşma yarışına girişti. Bölge üzerinde benzer hayalleri olan Almanya ve Rusya'yı 1. Dünya Savaşı ile diskalifiye ettikten sonra da bölgeyi paylaştılar. İngiltere ve Fransa eski Osmanlı vilayetlerinden yapay devletler oluşturdu. Bağdat vilayeti Irak adlı bir devlete dönüştürüldü ve İngiliz egemenliğine bırakıldı. Halep ve Şam vilayetlerinden de Suriye isimli bir devlet çıkarıldı. Öte yandan tarihsel olarak Suriye'nin bir parçası olan Beyrut ve çevresi ise Lübnan adıyla ayrı bir devlete dönüştürüldü. Daha güneyde Ürdün Nehri'nin batı yakasında ise o zamana kadar sadece coğrafi bir bölge olan Filistin bir devlet haline getirildi. Nehrin doğu yakasında ise Ürdün adında bir devlet kuruldu. Ne var ki bu devletlerin hiçbiri etnik ya da dini bir birliğe dayanmıyordu. Bu dönemde bölgeye üçüncü bir güç daha girdi. Siyonizm, yani Filistin'de bir Yahudi devleti kurma hedefindeki Yahudi milliyetçiliği. Siyonistler Orta Doğu'ya Sultan Abdülhamit zamanında girmek istemişler ama Sultan'ın sert tepkisi sebebiyle beklemek zorunda kalmışlardı. Bölgenin Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğinden çıkması onlar için büyük bir fırsat oldu.
Orta Doğu'da 100 yıldır devam eden, özellikle de İsrail'in kurulmasından bu yana şiddetlenen karmaşanın nedeni Osmanlı sonrası yapılan bu düzenlemeydi. Osmanlı sonrasında oluşan otorite boşluğu, batılı güçler tarafından hiçbir zaman doldurulamadı. Fransa ve İngiltere, Orta Doğu'ya istikrar ve barış getiremedi. İngiltere'nin koruyucu kanatları altında gelişen Siyonizm ise, kısa sürede bölgenin geneline yönelik bir tehdit haline geldi. Hastur! Haydi! Ya Allah! Bugün Orta Doğu hala Osmanlı devrindeki barış ve huzuru arıyor. Müslümanların, Yahudilerin ve Hristiyanların bir arada kardeşçe yaşadıkları, ibadet ettikleri günleri özlüyor. Orta Doğu sorununun kalıcı çözümü ancak Osmanlı'nın sahip olduğu anlayışla sağlanabilir. Orta Doğu, Osmanlı'yı aramaktadır. Kafkaslar, tarih boyunca Rus zulmünden kaçarak Osmanlı'ya sığınmış Müslüman kavimlerin diyarıdır. Orta Asya ise Osmanlı toprağı olmasa da din ve milliyet bağıyla Türkiye'ye bağlıdır. Bu nedenle İslam dünyasının aydınlık geleceği için bir strateji belirlenirken, başta Türk-Rus ilişkileri olmak üzere, bu coğrafyanın tarihsel arka planının incelenmesi son derece faydalı olacaktır. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından oluşan yeni Orta Asya ve Kafkasya haritası, Türkiye ile çok yakın bağı olan bir bölge ortaya çıkarmıştır. Çünkü 10 yıl önce bağımsızlıklarını birer birer ilan eden Müslüman Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında hem din, hem dil, hem kültür, hem de tarihi açıdan çok güçlü bağlar bulunmaktadır. Eşhedü en la ilahe illallah. Bu bağların temelini oluşturan milli ve dini değerler, Sovyetler Birliği döneminde Komünist Parti tarafından yok edilmek istenmişti. Tüm Kafkasya ve Orta Asya'yı egemenliği altında bulunduran Moskova, komünist ideolojiyi bu bölgelerdeki Türk ve Müslüman halklara zorla empoze etmek istiyordu. Ancak bu politika başarılı olamadı ve Orta Asya'nın Türk ve Müslüman halkları kimliklerini korudular. Çarlık rejiminin yönetimi altında yaşayan Orta Asyalı ve Kafkasyalı Müslüman halklar her zaman kendilerini Anadolu Müslümanlarına, dolayısıyla Osmanlı'ya daha yakın hissetmişti. Nitekim Osmanlı da tarihi boyunca her zaman Kafkas Müslümanlarının koruyuculuğunu üstlenmiş, Kafkas halklarıyla olan tarihi ve kültürel bağını hiçbir zaman koparmamıştır. Orta Asya ve Kafkas halkları
hep yüzleri Osmanlı'ya dönük bir ömür sürmüşlerdir. Her zaman için kendi topraklarını Devlet-i Ali Osmaniye'nin bir parçası olarak görmüşler, Osmanlı sultanlıklarına bağlılıklarını her fırsatta dile getirmişlerdir. Osmanlı sultanlarına yazdıkları mektuplarda onları kendi topraklarına davet etmişler, resmen de Osmanlı topraklarının bir parçası olmayı kendileri istemişlerdir. O gün olduğu gibi bugün de Kafkaslar'da yaşayan Müslüman halklar doğrudan veya dolaylı olarak zulme maruz kalmakta, hatta pek çoğu sıcak savaşın içinde bağımsızlıklarını, kendi örf ve adetlerini koruyabilmek, dinlerini özgürce yaşayabilmek için canlarını vermektedir. Bunun en yakın örneği ise tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen Çeçenistan'daki Rus zulmü oldu. Hala Kızıl Ordu ideolojisiyle hareket eden Rus ordusu, 2 Ekim 1999 tarihinde girdikleri Çeçenistan topraklarında önüne çıkanları kadın, çocuk ya da yaşlı demeden acımasızca katletti. Sivil hedefler aylarca kesintisiz bombardımana tutuldu. Halkın direnişini kırmak için özellikle hastaneler, doğum evleri, çarşılar, mülteci konvoyları hedef olarak seçildi. Binlerce masum Çeçen Müslüman cezaevlerinde esir olarak tutuldu, birçok esirden haber dahi alınamadı. İşte bu zulüm karşısında Türkiye'ye çok büyük bir sorumluluk düşmektedir. Çeçen Müslümanlar tarih boyunca kendilerine ikinci vatan olarak Osmanlı İmparatorluğunu görmüşlerdir. Onlar Türkiye'nin tarihsel mirasının bir parçasıdırlar. Dolayısıyla Türkiye, Çeçenistan'ı ve diğer Kafkas devletlerini içine alan bir barış ve uzlaşı planına ön ayak olmalıdır. Bu Türkiye için hem ahlaki bir görev hem de stratejik bir roldür. Nüfusu 250 milyonu bulan dev Türk dünyası güçlü bir Türkiye beklemektedir. Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetler arasında kurulacak bir işbirliğinin temel dayanak noktası, kuşkusuz 70 yıldır Rusya tarafından unutturulmaya çalışılan milli ve manevi bilincin geliştirilmesidir. İslam ahlakının ana öğeleri olan adalet, hoşgörü, merhamet gibi hasletlerin pekiştirilmesiyle yeryüzünde bugün eksikliği hissedilen barış ve huzur ortamı Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihsel mirasçısı Türkiye'nin öncülüğünde inşa edilecektir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurduğu barış ve huzur ortamının yeniden oluşmasını özlemle bekleyen bölgeler, Orta Doğu, Balkanlar ve Orta Asya ile sınırlı değildir.
Bugün İslam coğrafyasının büyük bir bölümünde zulüm ve karmaşa hüküm sürerken dünya Müslümanları tek bir görüş üzerinde birleşiyorlar. Osmanlı'yı arıyoruz. Bugün Kamboçya'da, Endonezya'da, Tanzanya'da, Sri Lanka'da, Patani'de, Sudan'da, Çad'da yaşayan milyonlarca Müslüman, Kur'an'da bildirildiği gibi sadece Rabbimiz Allah'tır dediği için zulme maruz bırakılıyor. Onlar yalnızca Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Kuşkusuz bu haksızlıklar karşısında vicdan sahibi insanların duyarsız kalması, bunları görmezlikten gelmesi mümkün değildir. Yaşanan haksızlıkların ortadan kaldırılması, yeryüzünde huzurun, barışın ve adaletin sağlanması ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık cihan hakimiyeti döneminde yaşandığı gibi Kur'an ahlakının yaşanmasıyla mümkün olacaktır. Nitekim saydığımız bu ülkelerin büyük bir çoğunluğu, geçmişte Osmanlı İmparatorluğu hakimiyet alanı içerisinde barış ve huzuru bulmuştur. Dünyanın etnik ve dini çeşitliliği bakımından en geniş yelpazesine nizam vermiş olan Müslüman Türk milleti, tüm dünya Müslümanları için büyük önem taşımaktadır. Bu millet, geçmişte olduğu gibi, bugün de tüm dünya Müslümanlarının özlemini çektiği barış ve güvenlik ortamını oluşturmakta öncü rol oynayacaktır. Bu film boyunca İslam dünyasının içinde bulunduğu durumu ve Türkiye'nin sahip olduğu stratejik mirası özetlemeye çalıştık. Bu miras yeni girdiğimiz 21. yüzyılda Türkiye'yi lider ülkeler sıralamasının en başına yerleştirecek olan son derece köklü ve şanlı bir mirastır. Tarihsel ve günümüzdeki gerçekler, dünyaya nizam verecek yeni bir Osmanlı'nın ortaya çıkışının bir ütopya değil, istenilir ve azmedilirse ulaşılması mümkün bir ülke olduğunu göstermektedir. İslam adına çeşitli barbarlıklar uygulayan insanların bulunduğu günümüzde, Osmanlı geleneğinde yer alan ılımlı ve hoşgörülü İslam anlayışı da dünya için şiddetle aranan bir umut ışığı haline gelmiştir. Eğer Türkiye sahip olduğu büyük medeniyet mirasını iyi değerlendirir, yüzünü hep ileri dönük tutup geçmişini her yönüyle sahiplenirse, önünde çok aydınlık bir gelecek bulacaktır. Türkiye bu yönde geliştireceği stratejilerle Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya'ya kalıcı barışı temin edebilecek, hem de böyle bir birlikten oluşacak gücü en adaletli ve hakkaniyetli şekilde idare edebilecek bir tarihi birikime sahiptir. Hiçbir güç tarihe yön vermiş, insanlığa barışı, adaleti ve huzuru armağan etmiş, dev bir kültüre ve tecrübeye sahip, köklü ve zengin bir medeniyetin kurucusu olan bir milletin sahip olduğu duyarlılığı yok edemez. Bu millet geçmişte olduğu gibi bugün de sabrı, imanı ve güzel ahlakıyla mazlumun yanında, zalimin karşısında olacak, tüm dünyanın özlemini çektiği barış ve güvenlik ortamını oluşturacaktır. 21. yüzyıl, Allah'ın izniyle tüm Müslüman ve Türk halkları için
aydınlık bir çağ olacaktır.